gülerim ne de kızarım, ne de arkasından ağlarım. Yüreğim aşklara küstü sayenizde. Son olarak Rise of Empires Ottoman belgeseliyle sevenlerinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Tuğba Büyüküstün, ikizleri Maya ve Toprak'la beraber eve kapandı. Perhaps you can use this callousness. Güzel oyuncu evde geçirdiği günlerde bir ilke imza attı ve YouTube kanalından canlı sohbetler yapmaya başladı. Büyüküstün aralarında diyetisyen, enfeksiyon hastalıkları ve eğitim uzmanı gibi meslek dallarından önemli isimlerle sohbetler edip kafasındaki soruları sordu. Merhabalar. Toplumsal hatta küresel olarak hiç alışık olmadığımız bir dönemden geçiyoruz. Biliyoruz ki zorunda olmadığımız sürece evden çıkmamamız gerekiyor. Ve tabii ki hijyen kuralları. Başka da bir sürü belirsizlik var hayatımızda. Çılgın sorular var kafamızda, en azından benim var. Bu dönemde bu soruları sohbet ederek aşmaya karar verdim. Sohbet etmek istiyorum ve bu sohbetleri paylaşmak istiyorum. Evet, Efe'ye teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim katıldığın için. Gerçekten çünkü bizim işte bunu yapmaktaki amacımız bu dönemlerde kafamızdaki her türlü soruya nasıl doğru cevaplar bulabiliriz? Bununla ilgili kimlerle konuşabiliriz? Kimlerden tavsiyeler alabiliriz? Büyüküstüne dünyanın dört bir yanından soru yağdı. Çok hızlı gitmeye başladı. Yakalayamıyorum yazıları arkadaşlar. Biraz yavaş durun. İngilizce konuşunca tabii. Hello from Spain. Hola. Buenos días. Çok teşekkür ederim herkese. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Polonya. Merhabalar. Miami, Florida, India, Pakistan. Oo, yakalayamıyorum. Gerçekten dünyanın dört bir yerinden yazıyorlar. Güzel oyuncuya hayranları yeni bir dizide oynayıp oynamayacağını da sordu. Büyüküstün koronavirüs salgınına rağmen setlere hala devam edildiğine dikkat çekti. Yeni dizi oynayacak mısınız? Çok özledik. Çok teşekkür ederim. Hani ben de istiyorum aslında. Ama işte şu anda birebir olarak niye setlerde böyle kendimi alamadığım bir hikaye olmadığı sürece olmamayı tercih ettiğimin bir örneğini daha yaşıyoruz. Bulunduğumuz durumda bile setler durdurulmadı. Hala gereken yapımcılar tarafından ya da kanallar tarafından yapılmıyor. İşte ben bu tarz şeyler yüzünden setlerde bulunmayı bir 10 defa arka arkaya düşünmem gerekiyor. Okuduğun sıcak baktığın bir proje var mı? Okuduğun sıcak baktığın bir proje, yani bir süredir konuştuğum, üzerine düşündüğüm, hatta daha yakından ilgilendiğim bir proje var. Fakat Türkiye'deki setlerin durumuyla ilgili bir çekincem var şu anda. Çünkü sağlığımız, ailemiz kadar hiçbir şey önemli değil. Büyüküstün sevenlerinden gelen koronavirüs tehlikesi nedeniyle çocuklarınıza temas etmeden yaptığınız etkinlikler var mı sorusuna da yanıt verdi. Çocuklarımla temas etmeden bir şey yapmıyorum. Temas etmek durumundayım maalesef. Yani maalesef derken hani tabii ki insanın çocuklarına temas etmesi kadar güzel bir şey yok. Ama hani bu virüsten dolayı işte yapabildiğim tek şey onlarla teması kesmek zorunda kalmayayım diye dışarı çıkmamak. Çünkü bunu yapamam. Çocuklarım bana gelip sarılmak istediklerinde, yanımda kucağıma yatmak istediklerinde hayır yatmayın, benden 1,5 metre, 2 metre uzak yaşayın diyemem. Daha bunun için çok küçükler. Bunu çok iyi anlayabileceklerini de düşünmüyorum. Ünlü oyuncu en büyük hayalini de açıkladı. En büyük hayallerim ne? Vallahi şu anda en büyük hayallerim herhalde çocuklarımın büyüdüğünü görmek. Yani daha büyük bir hayalim yok diye düşünüyorum. Büyüküstün yüzünde estetik olmadığını da ifade etti. Yüzümde estetik yok. Henüz yok en azından. Kendini 38 yaşında hissediyor musun? Daha 37'yim. Lütfen. Bir Temmuz'dan sonra konuşalım bu konuyu. Güzel oyuncu bir ara saçlarını neden kısacık kestirdiğini de anlattı. Tekrar saçlarınızı kestirmeyi düşünüyor musunuz? Hayat, bunu düşünerek yapmadım. New York'taydım, bir filmin, kısa filmin gösterimi için gitmiştik. Yolda yürürken bir tane, o zaman saçlarım çok uzundu, bayağı uzundu. Kara para aşk sonrası. Bir tane kuaför gördüm, böyle kahkül mü kestirsem acaba falan diye düşündüm. Kahkül kestim, bir sorayım içeri girip dedim. Ondan sonra kahkül kestirmek istiyorum dedim. Tabii dediler, işte boş biri vardı. O aldı beni, oturtturdu ayna karşısına. Evet, ne istiyorsun dedi. Ben galiba saçımı kestirmek istiyorum dedim. Nasıl kestirmek istiyorsun dedi. Kısa kestirmek istiyorum dedim. Nasıldır? Hepsini kestirmek istiyorum dedim. Ve öyle kestirdim. Bu planlayarak yaptığım bir şey değildi, o yüzden kesin bir cevap yok. Belki. Tuğba Büyüküstün salgın bittikten sonra tatile gideceğini sözlerine ekledi. Salgın bittikten sonra muhtemelen dışarıda ama gerçekten kimsenin olmadığı bir yere gitmek istiyorum. Durmak istiyorum ama İstediğim yerde durabilmek, böyle sakin, deniz kenarı falan, öyle, hava, güzel, kuş sesleri,
denizin dalga sesi falan.